8. olan kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Değerli dava arkadaşlarım, ne mutlu bizlere ki kendisini millete adamış, tam 23 yıl önce bu kutlu davayı başlatan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dava arkadaşlarıyız. Bundan dolayı mutlu ve gururluyuz. Sözlerimin başında bu hizmet kervanına katılan, gönül ve emek veren bütün dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bugün 8. olan kongremiz, başımız dik, alnımız açık, heyecanımız tazelemek, yorgunluklarımızı gidermek, güç toplamak için buradayız. Her günümüz en az bu kadar coşkulu, birlik ve beraberlik içinde bahtiyar olsun. 8. olan kongremiz, teşkilatımıza, bize gönül veren partilerimize, 7'den 70'e herkese hayırlı olsun. Teşkilatımızın tüm kademelerine canı gönülden inanıyorum. Üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir güçlük yoktur. Ama bir şartla kendimize, milletimize ve devletimize güveneceğiz. Her dönem olduğu gibi kardeşlik ve dayanışma ile kongremimizi gerçekleştirerek güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Partimizin emektarlarının tecrübesine, gençlerimizin heyecanına, kadınlarımızın, kardeşlerimizin nezaketine ve samimiyetine birleştirerek beraber olacağız. Bizler bu yola hizmet için çıktık. Bandırmanın her noktasına ulaşmak, sorunları yerinde tespit etmek, çözüme kavuşturmak, yapılan yatırımları yenilerine ilave etmek için gayret içinde olacağız. Kongremizin AK Parti ve demokrasi adına hayırlı olmasını diliyorum. Başta her daim yanımda olan aileme teşekkür ediyor. Durmak yok, devam eder. Devam diyerek sözlerimi bir kez daha saygılarımla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Kent Konseyi Başkanımı, bütün demokratik kitle örgütlerini, en önemlisini ne biliyor musunuz? Bana sırt vererek, omuz vererek, Bandırma'ya ve Bandırmalılara 50 sene hizmeti yapmam için omuz veren, beni sırtımda taşıyan, Allah'ın nasip ettiği, bazılarının uygun gördüğü veya bazılarının görmediği Bandırma'daki Müslüman Türk milletine hizmet etme şerefini veren Rabbime ve destekleyen sizlere binlerce kere şükrediyorum, teşekkür ediyorum. Çok uzun konuşmayacağım. Çok uzun konuşmayacağım. Çok uzun konuşmayacağım. Kısa iki kupleyle işi bitireceğim. İsmail'im dedi ki, İbrahim'im, abi şu stadyum meselesinde ne olacak, bir de onu açıklayacağım, gideceğim. Şimdi bakın. Acaba ne yanlış var? Bizde ne eksiklik var? Bizim katkımız ne olacak? Biz ne yapmalıydık? Bandırma'da belediye başkanıyken sular kesildi. 4 günde suyu tamir ettik. Allah rahmet eylesin, İbrahim Arkış büyük katkılarıyla o işi hallettik. Benden sonra belediye başkanı seçildi Cumhuriyet Halk Parti'den. Tam Bandırma'da 54 gün su yoktu. Tık yok. Ne tencere çalındı, ne tava çalındı. Şimdi bakın, otobüsler küçük diye eylem yapıldı değil mi başkan? Ne oldu bir seneden beri? Bir numara yok. Peki, biz Balıkesir Büyükşehir olarak 7. derecede en pahalı suyu içer iken, Allah bin kere razı olsun, şu anda Türkiye'nin en pahalı suyunu içiyor muyuz? Gene tık yok. Acaba yanlış bizde mi? Eksiklik mi bizde? Bunu da sormak isterim. Demirel'in bir sözü vardı. Dedi ki, oğlum, halka ve hakka rağmen bir şey olmaz. Eğer ki hak böyle tecelli etmişse, halk da bu şekilde uygun görmüş ise, bu seçenler ve seçilenler kendini bu millete vakfederek
her türlü hizmeti yapmakla yükümlü ve görevli. Başka bir şey değil. Ama maalesef yapılamıyor. Bizim de ağzımız mühürlü kalıyor. Bir yanlışlık var. Şimdi bakın, eğer ki siz meselenize sahip çıkmazsanız, kimse sizin meselenize sahip çıkmaz. Başkanım dedi, Allah razı olsun, biz ilklerin başkanlığını yaptık. İlklerin üç dönem milletvekilliğini yaptık. Türkiye'nin ilk ilçe üniversitesini yaptık. Eğer ki ilk ilçe üniversitesini yapmamış olsaydık, Bandırma ekonomisini şu anda inan ki düşünemiyorum. Yani önemli olan oradakilere, o da önemli, Allah razı olsun, sabahleyin çorba vermek değil, o çorbayı verilecek o insanları oraya kurmak ve o üniversiteye getirmek. Biz bunu yaptık. Kendimize madalya falan da istemiyoruz. Öyle bir sıkıntımız yok. Biz bunları babamızın parasıyla falan da yapmadık. Şimdi bakın, bazı işler bazılarıyla diyalogla olur. Yardımlaşmayla olur. Ulaştırma Bakanlığı'nın altyapıdan sorumlu genel müdürü Erol Çıtak benim arkadaşım. Erol Çıtak'la görüştük belediye başkanı adayı olduğumuzda. Şu andaki Ulaştırma Bakanımızla da görüştük. O da 3. bölge müdürüydü İzmir'de. Dedik ki biz büyük şehir olarak büyük şehirde çalıştık ya, ücretsiz baş danışman olduk ya, Bursa Karacabey çadırından Bezirci'ye bir yol açalım. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından istimlak bedeli bir tek oraya ödeniyor. Biz dedik burasını yapalım. Çevre yolu yapalım. Nasıl yapalım? Yücel Yılmaz'la görüştük. Yücel Yılmaz'a dedim ki Bandırma Belediyesi'nin uygun nitelikte bütçesi bu istimlakları yapmaya yetmez. Ben dedi yapacağım. Öyle dedi mi Can Bey? Ben yapacağım. Her türlü katkıyı vereceğim. Ben de dedim ilk belediye başkanlığımda D9 bir dozer almıştım. Bugünkü değeri 20 trilyon eski parayla 20 milyon. O dedim bizde D9 dozer var. O D9 dozerle oradan gelip Bezirli'ye kadar çıkacağız. Çevre yolunu açacağız. Bakan Bey de dedi ki altyapı genel müdürüyle sanat yapılarını ben yapacağım dedim Bandırma Belediyesi olarak. O da dedi ki o zaman standartlara uygun çevre yolunu da ben yapacağım. Yani iş böyle yapılır. Başka türlü yapılmaz. Ben bir seneden beri bunu duymadım. Gündemde yapsınlar. Aynası işkidir kişinin lafa bakılmaz. Yapılma olayı bu. Bakın, devlet tarafından Devlet Demir Yolları, yani Ulaştırma Bakanlığı hariç diğer karma kurum ve kuruluşlarına hiçbir şekilde istimlak bedeli ödenmiyor. Yok. Yok değil mi Can Bey? Yok. Şimdi bakın bir soru. İbrahim sorduğu için söyleyeceğim. Bandırma Belediyesi ve Türkiye'nin tüm belediyeleri kabirde mezarda kıyameti bekleyen vatandaş ile yeni doğan benim torunum gibi torunumun geleceğini planlamakla yükümlü ve görevlidir. Eğer ki bunu yapmazsa belediye başkanı değil nalbant bile olamaz. Eğer ki siz 16 yıldır Bandırma'yı idare eden bir yönetim olarak yapılan planlamalar şöyle olur. Nasıl ki ben belediye başkanıyken Türkiye'nin ilk eğitim vadisini kurarak 7 tane eğitim vadisine okul yapılmaya vesile olduysam, belediye der ki burasını bir spor kompleksi yapacağız. Biz burasını sağlık kompleksi yapacağız. Bu kompleksin yatırımlarını da yapmak için hukuki düzenlemeleri ve imar düzenlemelerini yapacağız.
Peki ben soruyorum. Bir yere yatırım yapmak için Nogay Türk de burada. Eğer ki bir yere okul yapmadan o yerin vasfı tarla ise bir bölü binlik binada Bandırma veya ilçe belediyesinde imar planında eğitim sahası olmadan devlet oraya yatırım yapar mı? Yapmaz. Yapmaz değil mi? Yapamaz. Peki yapamaz ise ilk önce neden başlıyor? Demin dediğim gibi planlamadan başlıyor. Planlama nasıl olacak? Burası bu, burası bu, burası bu olacak. Sen burayı stadyum olarak belirleyip 16,5 yıldan beri burası stadyum olacak. Burası spor kompleksi olacak diye yer ayırdın mı? Bir bölü binliği Bandırma Belediyesi'nde işleyeni kabul ettin mi? Bir bölü binliği işledikten sonra Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne götürüp 1/5000'lik planlara işlenmek üzere Ramazan Bahçıvan'a getirdin mi? Geldi mi Ramazan abi? Geldi. 1/5000'likte yok. Orası imar planında işleme de yok. Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü'ne Sağlık Bakanlığı veya hatta Beden Terbiyesi ile beraber Spor Bakanlığı'na ben bu yeri size verdim. Buraya lütfen bunu yapmak üzere programı alın dedin mi? İbo dediler mi? Yok. E o zaman ya yapacağım diye söylemeye insan utanır ya. Şimdi bakın. Demek istediğim şu. Bitiriyorum. Demek istediğim şu. Eğer ki siz kurumlar arasında diyaloğu sağlamak için yatırım şöyle yapılır. 1994 yılında Turgut Ergin döneminde Cin Çukuru var idi. Cin Çukuru Bandırma Belediyesi'ne verildi ve Bandırma Belediyesi tarafından şu andaki stadyum yapıldı değil mi? E siz oraya 30 senedir bir numara yapmadınız. 30 senedir bir numara yapmadınız. Peki şu anda belediyeye ait olan o stadyum yeri, stadyum Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü'ne ait olan yeri Bandırma Belediyesi'ne devredilecek. Yap işte devretti, ne yapacaksan yapın, oranın parasına stadyum yapılsın. Yani bu şekilde insanları polemik yaratarak birbirine düşürmeye veyahut da buranın insanları bunu yapmıyor demeye kimsenin hakkı yok. Ailesi işte kişinin lafa bakılmaz. Milletvekilliği olduğumuz dönemde mecliste yazıyordu. Hiçbir mazeret başarının yerini tutmaz. Eğer ki bu halk büyükşehir olarak, Bandırma olarak ve birinci parti olarak size bu görevi yapmışsa Marifetname diye bir kitap var. Marifetini göstererek yapın. Biz de elimizden gelen desteği yaparız. Sürçülisan ettiysem affola. Hepiniz kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun. Problem olmaz. 2004 ve 2009 yıllarında Bandırma Belediyesi AK Parti tarafından yönetilirken belediye başkanımız ve belediye meclis üyelerimiz bir akıl geliştirdiler. Bandırma Otogarı'nın yerine 29 yıllığına vererek bir adet otogar, bir adet tır parkı, bir adet galericiler sitesi, bir adet belediye binası ve bu içerisinde bulunduğumuz binayı bilabeden Bandırma Belediyesi'ne verilmek üzere. Bu akıl kuruldu ve Bandırma Belediyesi'nin Bandırmalı'nın cebinden 5 kuruş para çıkmadan bunlar Bandırma'ya kazandırıldı. Biz bu aklı 20 sene önce kurmuştuk, kurabilmiştik. Bu yerel seçimlerde de patenti şahsıma ait olan Bandırma Spor'un stat programı ile alakalı bir proje geliştirdik. Bu projeyi Sayın Bakanımıza arz ettik. Sayın Bakanımız da bize bunun bazı şartlar dahilinde olabileceğini söyledi. Ve Bandırma Spor'un iftarında Sayın Bakanımıza canlı olarak bağlandık.
Doktor aşkım, doçent doktor aşkım bak bakanımız şunu söyledi. Cemal'im sen al gel, gerisi kolay. Şimdi bu ne demek? Aynı KİPA projesinde yapmış olduğumuz aklı biz Bandırma Belediyesi'nin plan kabiliyeti ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin plan kabiliyetiyle beraber artı 18 uygulamasıyla beraber şu an tarla vasfında veya kullanılamayan vasıfsız arazi konumunda olan yerleri artı 18 marifetiyle imara açarak bir adet futbol sahası, bir adet basketbol sahası, bir adet kongre ve sergi salonu ve bir adet benzinlikle bunu dengeleyecek kadar konut alanını artı 18 marifetiyle açıp burada bu hizmetleri aynı KİPA projesi mantığıyla kazandıracaktık. Ve biz bu aklı kurduk. Buradaki akılla bakanımız söz verdi. Ama bizim istediğimiz gibi olmadı. Bandırma Belediyesi'ni de Büyükşehir Belediyesi'nde maalesef kazanamadık. Ve ben de dedim ki basın açıklamamda, bakın davul da sizde, tokmak da sizde. Gelin şarkıyı beraber söyleyelim. Siz çalın, ben Ankara'da söyleyeceğim. Hazinede, Maliye Bakanlığı'nda, Çevre Şehircilik Bakanlığı'nda, Gençlik Spor Bakanlığı'nda hangi konularda, hangi izin gerekiyorsa, hangi prosedürlerin halledilmesi gerekiyorsa ben Bandırmalı'nın emrindeyim. Ben burada siyaset yapmıyorum diye defalarca söyledim. Sizin yapacağınız iş, yan yana geleceksiniz, bir araziyi artı 18'e uygulayacaksınız, Büyükşehir'den ilçe belediyesinden geçireceksiniz, bu matematiği kuracaksınız, ondan sonra bu işi tıkır tıkır yapacağız. Yok efendim gözlerin çavçaklıydı, yok onlar yapamıyorsa ben yaparım, öyle böyle topu taça atmayın, işi çalkalamayın. Yani sizin burada oturup işi yapmanız gerekiyor. E geldi Sayın Başkan, sevgili Ahmet Akın, Spor Bakanı söz verdi. E sen vaat ettin, geldin Bandırma'da 24 Mart 2024 tarihinde Instagram'da mevcut. Hemşerim, Bandırma stadının yerine yeni stat yapıyoruz dedi. Dedi mi demedi mi? Dedi. Bir, Bandırma Spor'un stadının yeri Gençlik Spor Bakanlığı'ndır. Ha oraya yaparsan yine ben yardımcı olurum da orada yapmanın manası yok. Yanına 6. anajet üstü mevcut. Manya planına kalıyor ve ışıklandırma maalesef yapamıyoruz. Çünkü Bandırma 6. anajet üstü Yunanistan sınırımızı koruyor. Senin yapacağın iş yeni bir yer bulup yapmak. E şimdi geliyor topa bakana atıyor. E sen tarımsal sulamada da söz verdin. Senin ithal bürokratların beceremiyor. Tarım bakanı gelsin ya bedava yapsın. E sen üniversitelere söz verdin. Senin İthal bürokratı beceremiyor ama Gençlik Spor Bakanlığı gelsin. E kardeşim sen gittin emeklilere aylık şu kadar para vereceğim dedin. Senin ithal bürokratın bunu beceremiyor. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanım gelsin bunu yapsın. Bekara hanım boşamak kolay. İşi yap işi. Biz burada destek vermek için Ankara'da ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Ha onlar da yapamıyorsa. Bugün buranın miladıdır. 2009'da hem Bandırma'yı hem Balıkesir'i tekrar aldığımızda da biz en kralını yaparız, en güzelini yaparız. Bu teşkilatta da ölümüne kadar gideriz Allah'ın izniyle. Yani dediğim üzere yolumuz uzun, yolumuz çetin. Bu yolda bizlere destek verecek olan başta Göksel Karlağan Başkanım ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclis Üyelerimiz ve Bandırma İlçe Belediye Meclis Üyelerimizle beraber hepsine Türkiye yüzyılında bu davada, bu yolculukta üstün başarılar diliyorum. Bize ihtiyaç var. Çünkü rüzgarı mert, insanı sert, insanı mert Bandırma'nın. Yolları denize çıkan delikanlılarına şiirler, kızlarına metiyeler düzülen güzel Bandırma'mızın bize ihtiyacı var. Konuşmama, bu yolda yürümüşlere, bu yolda yürüyenlere ve bu yolda yürüyecek olanlara selam ederek son verirken konuşmamı da rahmetli dedem Tatlıca Ali Efendi'nin duasıyla bitirmek istiyorum. Allah gül yüzünüzü soldurmasın. Allah sizleri dostluğundan mahrum bırakmasın. Allah sizlere
iki cihan saadeti versin diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Evet, çok kıymetli Genel Başkan Yardımcımız, İl Başkanımız, Milletvekili arkadaşlarım, çok değerli önceki dönem milletvekilimiz, eski dönem milletvekilimiz Ali Osman abi, Cemal abi, ilçe kadın kolları, ilçe başkanlarımız, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, Çiçeği Burnu'nda kadın kolları ve gençlik kolları başkanlarımız. Vallahi ben yapmadım. Yine çok kıymetli Bandırmalı hemşehrilerimiz, Balıkesirli hemşehrilerimiz, hepinizi saygıyla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. 8. Olağan Kongremiz hayırlı olsun, uğurlu olsun. Evet, bir taraftan kongremizi yapıyoruz. İnşallah Bandırma'mızı geleceğe hazırlıyoruz. Şölenimizi yapıyoruz ama bir taraftan da duygusal atmosferi bugün burada birlikte yaşadık. Baba oğul arasındaki o duygusal şey, anları biz de şahitlik etmiş olduk. Bandırma gerçekten şanslı. Bu zamana kadar çok güzel hizmetler aldı. Cemal abimiz belediye başkanı olarak çok güzel hizmetler yaptı. İnşallah bundan sonra da Ali kardeşimiz benzer hizmetleri yapmaya Bandırma'mıza devam edecek. Bizler de milletvekilleri olarak birlik ve beraberlik içerisinde kardeşlerimizle birlikte, siz teşkilatımızla birlikte inşallah hizmet etmeye devam edeceğiz. Sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Hem Bandırma'mıza hem de Balıkesir'imize hizmet etmeye devam edeceğiz. Değerli kardeşlerim, zaman geçiyor. Ben çok fazla uzatmak istemiyorum. Birkaç cümleyle konuşmamı toparlayacağım. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Biz iktidara geldiğimiz günden bu yana bu memlekette çok güzel işler yaptık. Çok güzel hizmetler yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde yapmaya da devam ediyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde daha güçlü bir şekilde yapmaya devam edeceğiz. Bakın, bugün burada stat meselesinde de olduğu gibi bir gerçeğin altını ben tekrar çizmek istiyorum. O gerçeğin altı şu. Belki belediyelerde bazı belediyeleri kaybettik. Orada biraz zayıf, seçimde çok güçlü bir sonuç alamadık. Ama şu gerçek ortada gün gibi duruyor. O gerçek şu, iktidar biziz, bu memleketi biz yönetiyoruz. İnşallah milletimize hizmeti de yine biz yapacağız. Bunun farkında olmamız lazım. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu memlekete de hizmeti biz yapacağız. İnşallah önümüzdeki dönemde stat meselesi de başta olmak üzere bütün meseleler hallolur. Memleketimize, Balıkesir'imize, Bandırma'mıza hizmetlerimizi yaparız. Bizim bir derdimiz var. Biz laf peşinde değiliz. Biz söz peşinde değiliz. Bizim kaygımız bu millete kalıcı eserler üretmek. Bizim derdimiz bu topraklara değer üretmek. İnşallah bunu yaptığımız sürece de bu millet bizimle birlikte olmaya devam edecek. Bakın Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan daha girdiği ilk seçimden bugüne devletimizi yönetiyor. Milletimizin desteği de arkasında. Bu nasıl oluyor? Bu bir kere merhametle hareket eden, samimiyetle hareket eden ve vicdanıyla hareket eden, bu millet için yüreği çarpan bir liderle birlikte, milletimizle birlikte yapılan duygu birlikteliğiyle birlikte yapılıyor. İnşallah bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Yalnız bize düşen bir görev var. Az önce de dile getirildi. Birbirimize çelme takmayacağız. Birbirimizin paçasından çekiştirmeyeceğiz. Bir olacağız, beraber olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Güçlü Türkiye için, büyük Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Değerli kardeşlerim, söylenecek çok şey var. Bölgemizin durumunu görüyorsunuz. Türkiye her zamankinden daha güçlü olmak zorunda. Gazze'nin durumunu biliyorsunuz. Dün Filistin'le dayanışma günüydü. Biz Filistin'in yanında olmak zorundayız. Bazıları diyorlar bizim oralarla işimiz yok. Vallahi tam da bizim oralarla işimiz var. Bizim tam da oralarla işimiz var. Eğer oralar huzur içerisinde olmazsa bakın ateş yavaş yavaş yaklaşıyor. O ateşi durdurmak Türkiye'nin görevi. Ve biz elimizden geleni yapıyoruz. Hamdolsun ordumuz güçlü. Milletimiz sağlam. Birlik ve beraberliğimiz güçlü. Allah'ın izniyle inşallah o barışı da biz tesis edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız hem Gazze konusunda hem bölgedeki her türlü olayla ilgili, çatışmayla ilgili her zaman inisiyatif alıyor. Artık Türkiye eskisi gibi değil. Türkiye eskiden söz dinleyen bir ülke olarak anlatılırdı. Artık Türkiye söz dinleyen bir ülke değil, sözü dinlenen bir ülke oldu Allah'ın izniyle. Sözü dinlenen bir ülke oldu. Değerli kardeşlerim, önümüzde uzun bir zaman var.
İnşallah bu uzun zaman dilimi içerisinde hep birlikte birlik ve beraberliğimizi koruyacağız. Birbirimize kenetleneceğiz, daha çok çalışacağız ve inşallah AK Parti'mizi başta 2028 olmak üzere sonrasında da 2029'da inşallah hem genel seçimde hem de belediyelerde iktidar yapacağız. Çünkü biz milletimize hizmet sevdalısıyla, hizmet aşkıyla dolu insanlarız. Ve inşallah bu hizmeti yapacağız. Bu zamana kadar Bandırmamız başta olmak üzere Balıkesir'imizde, Bandırmamızda hizmet eden çok sayıda kardeşimiz bugün aramızda. Kimisi görevine devam ediyor, kimisi devam etmiyor ama bu kervanın içerisinde hizmet aşkıyla geliyor, gidiyor, destek oluyor, yardımcı oluyor. Böyle olmaya devam etmemiz gerekiyor. AK Parti bunu bu zamana kadar ispatladı. Ben Bandırmamızda, ilçe yönetimimizde görev alan, ilçe başkanı olarak görev alan, bütün ilçe başkanlarımıza, önceki dönem ilçe başkanlarımıza ve yönetim kurulu olan kardeşlerimizin hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ve yine rahmet ahirete göçmüş olan, rahmeti rahmana kavuşmuş olan bütün kardeşlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah bugün bayrağı Göksel Başkanımız devralacak. Ben de yanındaydım, az önce koluna dokunduğumda titriyordu, heyecan var. Yok, şaka yapıyorum, yok öyle bir şey. Gayet rahat. İnşallah Göksel Başkanımız ve yönetimiyle birlikte, ilçe yönetimi arkadaşlarımızla birlikte, milletvekilimiz Ali Taylan kardeşimizle birlikte inşallah Bandırma'ya çok güzel işler yapmaya devam edecekler. Bu yeni vizyonla birlikte Bandırma çok daha güzel yerlere gelecek diyorum. Hepinizi saygıyla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Allah birliğimizi daim etsin, yolumuz açık etsin, kalın sağlıcakla diyorum, hepinizi Allah'a emanet ediyorum. 2 saate yakın dedim, 2 saat dolmak üzere. Ama maşallah salona girdiğimizdeki heyecan neyse hala aynen devam ediyor. Maşallah. Allah nazardan korusun. Ama ben bunu suistimal etmeyeceğim. Sözlerimi çok kısa bir şekilde toparlamaya çalışacağım. Gerçekten değerli büyüklerim, kardeşlerim, hatip çok güzel konulara değindiler. Tekrara düşmek istemiyorum. Ama öncelikle Bandırma'daki güzelliklere de değinmeden geçemeyeceğim. Bandırma'da gerçekten her daim, her gelişimizde güçlü bir teşkilatın, birlik ve beraberliğin var olduğuna şahit olduk. Dolayısıyla önceki başkanımız Mehmet Doğan kardeşim, ne tarafta göremedim, biraz önce buradaydı. Ona ve onun şahsında, yönetimine ve geçmişten bugüne kadar ilçe başkanlığı yapmış olan büyüklerimize sonsuz teşekkür ediyorum. Rahmeti rahmana kavuşanlara da Allah'tan rahmet diliyorum. Hepsinin ruhu şad olsun, mekanları cennet olsun inşallah. Biraz önce de söylediğim gibi gerçekten burada, bu salonda zaten girişten belli, gelin gibi süslenmiş. Bandırma hazır. Son yerel ve genel seçimlerde de bunun ayak izlerini gördük. Teşkilatlarımızla birlikte genel seçimlerde de, yerel seçimlerde de Bandırma gerçekten oylarını ciddi bir şekilde artırdı. Ama özellikle yerel seçimlerde ipi gözleyemedik. Şu salon bunu gösteriyor ki 2028'de önce genel seçim, 2029'da da Allah'ın izniyle Burca, Bandırma bayrağı dikecek. Buradan buna şahitlik ediyoruz. Dolayısıyla bu güzelliğin hazırlanmasında emeği geçen teşkilatımızın bütün mensuplarına ve özellikle gençlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Evet, değerli dava arkadaşlarım, gönül çok şey söylemek istiyor. Ne kadar söylesek güzel, yaşanan bazı güzellikleri anlatmamız mümkün değil. Kardeşlerin suyunu içmekte bereket vardır, değil mi? Ben içiyorum. Amin. Şifa olur inşallah. Evet, Türkiye gerçekten her alanda büyük başarılara imza atıyor. Ama bütün buna rağmen eleştirilecek elbette birçok konu var. Biraz önce Ali Osman Salih abimiz önemli bir konuya değindi. Bu uyarıları da dikkate alacağız, vatandaştan gelenlere ve değerli tecrübeli vekillerimizin, büyüklerimizin söylediklerine dikkate alacağız. Ama bizim için olmazsa olmaz bir tek bir şey var. Her şeyden vazgeçeriz. Candan geçeriz, yardan geçeriz ama ülkenin birliğine, beraberliğine kastetmeklere, etmek isteyenlere asla fırsat vermeyiz. Çünkü
burası, bu salonda olanlar ve gönlü bizimle beraber atanlar, söz konusu vatansa gerisi teferruattır diyenlerin torunları, cepheye, gül bahçesine girercesine şehadet şerbetini içmek üzere koşanların evlatları. Bakın, biraz önce kıymetli abim de dedi, yetiştirdiği evladı da değerli kardeşim de dedi. Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri büyükşehir başta olmak üzere verdikleri sözleri niye yapmıyorlar? Yapmazlar. Onlar hizmete talip olmak için gelmediler. Onlar birkaç belediye daha fazla almak için bölücü hain terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısıyla Kent Uzlaşısı adı altında tekrar belediyeleri teröre teslim etmek için geldiler. Ama Allah'ın izniyle dün olduğu gibi bugün de bunlara müsaade edilmiyor, edilmeyecek. İşte maalesef Balıkesir'de de olduğu gibi İstanbul'da Kent Uzlaşısıyla CHP listesinden seçilen CHP'li belediye başkanı, sözde CHP'li Hatepli belediye başkanı, PKK'nın siyasi uzantısını temsil eden kişi görevden alındı kayyum adına. Kimse yasaların arkasına dolanarak, hukuku suistimal ederek dün olduğu gibi Türkiye'de hendek çukur savaşları yapamayacak. Cumhur İttifakı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve bizler destekçiler olarak buna asla izin vermeyeceğiz, geçit vermeyeceğiz. Evet, ne üzücü, ne hazin değil mi? Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi bugün tıpkı geçmişte olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne baş kaldıran, Mehmetçiğimize kurşun sıkan, Seyit Rızalar ne yaptıysa biz de aynısını yapacağız diyen, demin otobüsüne demin eş genel başkandan sonra DEM otobüsüne binen bu ana muhalefet lideri ve onun yandaşları asla eski imkanları bulamayacak. İşte dün akşam da bir ilçeye daha kayyum atandı. Ama şundan eminiz, Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren gerçek vatanseverler de, gerçek Atatürkçüler de bundan rahatsız, bundan eminiz. Onları incitmek istemiyoruz. Biz sadece 3-5 belediye uğruna Atatürk'ün kemiklerini sızlatan ama bir şey olduğunda Atatürk'ün arkasına saklanan Cumhuriyet Halk Partisi'nin yöneticilerine asla artık geçit vermeyeceğiz. Milletimiz bunları biliyor. Milletimiz artık bunları yutmuyor. Bunlar kendilerini akıllı zannediyor ama aldanan kendileri. İşte salon kararını vermiş. İlk yerel ve genel seçimde Allah'ın izniyle Bandırma'mızda bayrak burca dikilecek. Bandırma bu kararı Göksel Başkanımızın şahsında onun ekibiyle ve hep birlikte şahitlik ederek bunu gerçekleştireceğiz. Buna olan inancım tam değerli başkanım. Bugün bunlar niye rahatsızlar? Bakın dün kan ve gözyaşının aktığı, barut kokularının olduğu, karakolların basıldığı yerlerde artık çiçekler açıyor. Gabar'da günde 57 bin varil petrol üretiliyor. İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nin yöneticileri bundan rahatsız. Ama milletimiz bu oyunları bozdu, bozmaya da devam edecek. İnşallah büyük ve güçlü Türkiye için, Türkiye yüzyılı için Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve ona destek vermek için yola çıkan ve yorulmadan yürümeye devam eden herkesi cani gönülden muhabbetle selamlıyor. Kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Ben çok sabrınızı zorlamayacağım. Vakit bir hayli ilerledi. Çok değerli milletvekillerim de birçok konuya aslına bakarsanız temas etti. Ama şunu ifade etmek istiyorum. Aslında bugün burası Bandırma'mız, son kongremiz. Ama bütün ilçelerimizde hani hep ifade ediyoruz ya, kubbede hoş bir sada bırakmak.
işte bayrağı en yukarılara kadar çıkarıp en yukarılara kadar taşıyıp bizden sonraki arkadaşlarımıza en yukarıda teslim etmek diyoruz. İşte bugün Halef Selef olmanın gerçekten en güzel örneklerinden bir tanesini yine Bandırma'da şahitlik ediyoruz. Mehmet Doğan Başkanım, Göksel Parlak Başkanım, inşallah burada her iki başkanım da bundan önce Bandırma'ya emek veren, değer katan bütün ilçe başkanlarımız, yol arkadaşlarımız gerçekten Bandırma için güzel çalışmalara imza attılar. Gayretleri gerçekten çok yukarılardaydı. Bandırma'ya ne zaman gelsek buradaki teşkilatın birliğini, beraberliğini ve neticesinde o yansıyan bereketini de hep birlikte gördük. Hep birlikte de o berekete şahitlik ettik. Tabii Bandırma deyince çok kıymetli milletvekilim Cemal Öztaylan abimden bahsetmeden olmaz. Ama en güzel bahsetmeyi çok kıymetli değerli vekilim, kardeşim Ali Taylan vekilim gerçekten o gözyaşlarını tutamadı. Cemal abim tutamadı ama biz de İsmail Ok vekilimle birlikte biz de gerçekten gözyaşlarımızı aslında hapsetmeye çalıştık. Gerçekten çok büyük onur verici hadiseler, şahitlik ettiğimiz tablo. Böyle güzel bir evlat yetiştirmek, vatanına bağlı, toprağına bağlı, şehrine sevdalı, ülkesine sevdalı, tabii ki anne babaya, aileye olan hürmeti, saygısı, büyüklerine olan hürmeti, saygısı, Allah razı olsun, Rabbim de sizden razı olsun. Daha nice zamanlar hep birlikte, teşkilatımızla birlikte Cumhurbaşkanımız hep ifade ediyor ya, biz de sıklıkla söylüyoruz. İşte AK Parti'nin de 23 yıllık milletimizin 23 yıl boyunca desteğini arkasına almasının sırrı bu. 22 yıllık AK Parti yönetimlerinin sırrı bu. 22 yıllık AK Parti belediyeciliğin, Manka belediyeciliğinde sırrı bu. Bu teşkilatların milletine olan aşkı, milletiyle her daim birlikte olması, milletiyle hemhal olması, odak noktasına milletimizi yerleştirmesi. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkesi için ve 85 milyon her bir ferdin huzuru için, refahı için yol yürümeye devam etmesi değerli kardeşlerim. Evet, birçok konuya değinildi ama bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Kahramanmaraş'ta. Bugün hem Kahramanmaraş'ta ilk kongremiz yapılıyor hem de işte 11 ilimizi gerçekten Türkiye tarihinin belki en büyük doğal afetlerinden bir tanesiydi. 11 ilimiz gerçekten büyük bir yıkıma uğradı. 50 bin vatandaşımız hayatını kaybetti. İnşallah onlar hükmen şehit. Biz öyle inanıyoruz. Ama geride kalan hemşehrilerimizin, vatandaşlarımızın işte o yaralarının sarılması noktasında Sayın Cumhurbaşkanımızın ilk andan itibaren o deprem bölgesine bizzat hem kendisinin gitmesi hem bu teşkilatların milletvekillerinin gitmesi ve işte o kalıcı konutların yapılması noktasında verdiği söz işte bugün o deprem konutlarının 155 binincisinin teslimi gerçekleştiriliyor değerli dava arkadaşlarım. Evet, neye rağmen biraz önce milletvekillerimiz bahsetti. Ali Taylan kardeşim bahsetti. Cemal abim bahsetti. Evet, İşte CHP sözü veriyor. O sözler hep havalarda uçuşuyor. Traktör dağıtıyorlardı, ev dağıtıyorlardı, konut yapıyorlardı. Tabii elinizi tutan mı var? Yerel yönetimler, belediyeler siz de vatandaşın yanında olun. Ama vatandaşın çöpünü dahi toplayamayan bir yerel yönetimle, bir idarecilikle karşı karşıyayız. İşte bir dönem, burada biraz önce izlediniz. İşte o yazar kasaların fırlatıldı. O süreçte yaşadığımız 99 depremini izlediniz. Neye rağmen dedik? Bugün 155 bininci konutumuzu biz bu kadar kısa süre içerisinde vatandaşımıza teslim ediyoruz. O dönemde, o dönem
işte Türkiye yüzyılı diyoruz. Türkiye tarihinin en büyük demokrasi ve kalkınma hamlelerini gerçekleştirdik diyoruz. Memurun maaşını ödeyemeyecek durumda olan bir Türkiye'den bırakın depremlerin yaralarının sarılmasını, bugün işte kendi İHA'sını, kendi SİHA'sını, kendi TCG Anadolu gemisini yapan, %80 yerli ve milli savunma sanayine ulaşan, Yusufeli Barajı, TOG'unu, Osman Gazi, Orhan Gazi Köprüsü'nü, şehir hastanelerini yapan, 85 milyon her bir ferdi eserleriyle, hizmetleriyle, sosyal destekleriyle donatan bir Türkiye'de hep birlikte, bir Türkiye'ye hep birlikte şahitlik ediyoruz. Bunun yanında nasıl bir Türkiye'ye şahitlik ediyoruz? Videoda dedi, hayal dahi edilemiyordu dedi. Evet, bu hizmetler, bu eserler hayal dahi edilemiyordu. Evet, hayal dahi edilemeyen işte bu coğrafyada güçlü ve büyük bir Türkiye, dimdik şekilde uluslararası siyasete yön veren bir lider, bir Türkiye, daha adil bir dünya büyüktür diyen bir cumhurbaşkanı, dünya beşten büyüktür diyen bir cumhurbaşkanı hayal dahi edilemiyordu. Elhamdülillah Sayın Recep Tayyip Erdoğan daha adil bir dünya mümkün diyerek, dünya beşten büyüktür diyerek Gazze, Arakan, Yemen başta olmak üzere bütün dünya mazlumlarına umut olmaya, ümit olmaya, bütün mazlum dünya coğrafyalarının duası olmaya devam eden bir Türkiye. İnşallah Allah'ın izniyle bu teşkilatlar, Bandırma'daki bu heyecan, Bandırma'daki bu enerji, Bandırma'daki bu milletine, vatanına olan bu sevdayla birlikte biz inşallah Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye yüzyılı destanını yazmaya, daha büyük ve güçlü Türkiye yolunda emin adımlarla yol yürümeye devam edeceğiz. Yeter ki kendi gücümüzün farkında olalım değerli dava arkadaşlarım. Evet, ben çok uzatmayacağım dedim. Burada bitireceğim. Ama burada gerçekten birliği, beraberliği, uhuvveti gördük. Bizim teşkilatlarımız işte sen ben kavgasının, makam mevki kavgasının değil, bu görevleri kendilerine, millete hizmet etme yolunda emanet edildiğinin her daim farkında ve bu bilinçle bu emaneti hakkıyla, layıkıyla taşımaya gayret ederek istikamet üzere yol yürüyen dava arkadaşlarım, yol arkadaşlarım. İnşallah Allah'ın izniyle bundan sonraki süreçte de, Bandırma'da da, Balıkesir'de de, Türkiye'nin 81 ilinde de, bütün ilçelerinde de milletimize olan sevdamızla milletimize hizmet etmeye inşallah Allah'ın izniyle devam edeceğiz. Ben tekrar bu zamana kadar görev alan bütün dava arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Vefat eden büyüklerim, kardeşlerim var. Rabbim hepsine rahmet etsin. Mekanları cennet olsun. Makamları âli olsun. Attıkları bu millete hizmet için, bu teşkilata, bu davaya hizmet için atmış oldukları her adım inşallah öbür alemde mizanlarına konulsun. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ahdimizi isterseniz bir kere alandırdık teşkilattaki arkadaşlarımızla beraber. Tabii fitne durmuyor. Fitne durmuyor. Fitne devam ederken bir tane genç adam çıktı geldi. Ali Taylan Öztaylan. Abi dedi, ver omuz omuza. Omuzlarımızı ayırmayalım. Fitne bizi ayırmadan biz bunları bitireceğiz dedi. Sağ olsun milletvekili döneminde sırt sırt omuz omuza verdik. Bayrağı taşıdık. Milletvekili oldu sağ olsun o da kendisi. Tabii fitne durmuyor. Şeye geldi. Belediyeye geldi. Anlattık. Şey yaptık. Sırt sırta omuz omuza verdiğimizde neler olabileceğini gösterdik. Şimdi belediyeyi aldılar. Geçen hafta mecliste de söyledik. Anlattık. Yapamıyorlar. Yapamayacaklar. Bitiremeyecekler. Yani bu 5 senenin sonunda yine biz Balıkesir'de yaşadığımız için biz göreceğiz bunları. Şimdi Göksel Başkanım'la başladığında tabii biz omuz omuza ikiz kardeş gibi gittiğimiz için fitneye yine el vermeden
omuz omuza birlikte Bandırma'nın nasıl güçlü olduğunu göstereceğiz Allah'ın izniyle. Cumhurbaşkanımız Balıkesir'e geldiğinde tüm ilçe başkan arkadaşlarımız da var. Genel başkanımız da oradaydı. Arkadaşlar, büyük siyaseti bana bırakın. Ben yapıyorum. Kapı kapı dolaşın, pazara gidin, cenazeye gidin, düğünlere gidin diye emir verdi. Ben de dünya lideri, dava liderinin emrinden çıkmadan öyle yapmaya devam ediyorum. Hepinize tavsiyem böyle de yapmaya devam edin. Ben Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi olarak böyle yapmaya görevimin sonuna kadar, bundan sonra Göksel Başkanımın emrinde Bandırma'da ve Balıkesir'de çalışmaya devam edeceğim. Siz de öyle yapın istiyorum. Göksel Başkanım bu davaya çok büyük emeği vardı. Hakikaten bak salon coşkulu bir kongre oldu. Ben her zaman telefonu açtığımda kendisine büyük başkan neredesin diye hitap ederim. Bir kez daha Göksel Başkan'a bir alkış alabilir miyiz lütfen? Bravo Göksel Başkan. Ben Göksel Başkan'a ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma, çok tecrübeli arkadaşlarla beraber bu dönem hareket ediyor. Hepsine başarılar diliyorum. Biz buradayız. Büyük şehirde biz, ilçede Göksel Başkanımız, genç bir vekilimiz var. Genel Başkan Yardımcımız var, yani milletvekillerimiz var. O yüzden arkadaşlar tek söyleyeceğim, yani hepinizden belki yaşım küçük olabilir. Fitneye imkan vermeden bu bayrağı yukarı taşıyacağız. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Başkan Yardımcım, Sayın Milletvekillerim, Sayın İl Koordinatörüm, ilçe başkanlarım, gençlik kolları başkanlarım, kadın kolları başkanlarım, meclis üyelerim, delegelerim, tüm Bandırmalılar, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Çok kıymetli dava arkadaşlarım, 23 yıldan bu yana Bandırma'da belediye başkanlığı yapmış, ilçe başkanlığı yapmış, meclis üyeliği yapmış, partimiz için koşturan tüm dava arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Evladını komşusuna emanet edip gece gündüz demeden kapı kapı gezen kadın kollarımıza teşekkür ederim. Gecenin ayazında, gündüzün sıcağında gençlerin geleceği için bayraklarımızı dalgalandıran gençlik kollarına teşekkür ederim. Çok kıymetli dava arkadaşlarım, AK Parti'de kongre demek sadece siyasi bir yarış değil. AK Parti'de kongre demek şölen demektir. AK Parti'de kongre demek değişim demek, güçlenmek demektir. AK Parti'de kongre demek en önemlisi birlik, beraberlik demek. Allah birlik beraberliğimizi daim etsin inşallah. Kıymetli dava arkadaşlarım. Başkanım, bir şey hatırlatayım da sözünü kestim ama. Biz kuru kuru teşekkür etmiyoruz yani. Ali Başkanım, toplantıdan sonra kongrede dönerimiz var değil mi, yemek? Aynen. Yapacağız. Aynen. O yüzden dışarı çıkan arkadaşları da içeriye davet ediyoruz. Ve oyunu kullanmadan kimse ayrılmasın lütfen. Onu da bir anonsu yapayım. Buyurun, devam edin. Çok kıymetli dava arkadaşlarım. Koordinatörümüzün dediği gibi 19 ilçemizde Allah'a şükürler olsun birlik beraberlik içinde kongremizi tamamladık inşallah. Kongrelerden sonra işimiz daha çok. Çok daha çalışacağız inşallah. Ben buradan belediye seçimlerinden sonra da dimdik parti teşkilatımızın başında duran ilçe başkanlarımızda da, kadın kollarımızda da, yönetimlerimize tekrar teşekkür ediyorum. Şimdi burada kongreden sonra dediğimiz gibi çalışmalarımız devam edecek. Ama biraz önce videoda da seyrettiğimiz gibi 23 yıldan bu yana her alanda çok büyük yatırımlar, çok büyük icraatlar yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sayesinde. Bunlar eğitimde, sağlıkta, kültürde, en önemlisi Türkiye Cumhuriyeti'nin ayaklarının yere sağlam, dimdik basabilmesi için savunma sanayinde yaptık. Ben askerliğimi Şırnak'ta yaptım. 15 ay. Burada askerlik yaptığım süre zarfında biz İHA'ları gönderiyorduk. Ama görüntüleri alamıyorduk. Neden? Çünkü İsrail bize bunları isterse veriyordu, isterse vermiyordu. Ama Cumhurbaşkanımız önderliğinde bu ne oldu? Şimdi dünya ticaretinin İHA'larda ve SİHA'larda dünya ticaretinin
%65'ini şükürler olsun Türkiye Cumhuriyeti üretiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız ne yaptı? Her alanda yerli ve milli üretime önem verdi. Burada Türk mühendislere önem verdi. Ve bu sayede savunma sanayinde %80 yerli ve milli üretim yapar hale geldik. Savunma sanayinde ve diğer tüm alanlarda artık yerli ve milli üretim yapabilir hale geldik. Önceden biz bayrak ipliği yapımıyla, üretimiyle övünen bir ülkeydik. 23 yıl önce. Şükürler olsun. Şimdi burada Cumhurbaşkanımız dedik ya, Türk mühendislere önem verdiği değer verdi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne biraz önce Cemal Vekilimiz de çok güzel konulara değindi. Ben de biraz değineceğim bu konulara. Şimdi biz Cumhurbaşkanımız Türk mühendislere güvendi ve yerli ve milli sahada güçlü oldu. Büyükşehir Belediyesi'ni CHP Belediyelerin Belediyesi yönetiyor. 8 aydan beri hiçbir çalışma göremedik. Bunların derdi işte Balıkesirli mühendisleri, daire başkanlarını, genel sekretere, genel sekreter yardımcılarını nasıl, hangi şartlarda atarız derdi var bunlarda. Ondan dolayı şimdi biz, dün hatta şöyle bir olay oldu. Dün değil, geçen gün Gömeç İlçe Gençlik Kolları Başkanımız kongrede bir mesaj geliyor. Kongre esnasında yeriniz değişti, Gömeç'te değilsiniz artık 15 gün boyunca 6 ilinde. Oradan sonra da başka yerde. Tabii bunlar bizi yıldırmayacak inşallah. Balıkesir 8 aydan beri hiçbir hizmet yok. Algı belediyeciliğiyle yönetiliyoruz. Bu nasıl yapılıyor? Şimdi Savaştepe'de, Sarıbeyler'de bir barajımız var. Bu barajdan tarımsal sulamayla yoluyla köylüye kapalı sistem bir sistem yapılacak. Bunu zaten bizim vekillerimiz, teşkilatımız, AK teşkilatımız bunu çözdü zaten. Ahmet Akın gitmiş mahalle toplantısında Savaştepe'de bunu yapacağını vaat etmiş. Yani işleri güçleri devletin yaptığı, yapacağı şeyleri kendileri yapmış gibi göstermek. Başka hiçbir şey değil. Bizim belediyeciliğimiz zamanında, Yücel Başkan zamanında 1 milyon metreküp metrekare yer bir köydü. Ne? Hangi köydü o? Arsa. Her neyse. 1 milyon metreküp metrekare yer Yücel Başkan kentsel dönüşümle ilgili almıştı. Şimdi bunu bu belediye başkanımız Ahmet Akın Bey bunu İzmirli firmaya, size net söylüyorum bakın, İzmirli firmaya hiçbir ihale olmadan, tapusu olmadan, ruhsatı olmadan peşkeş çekti. Biz buna müsaade edeceğiz. Bu teşkilatlar olarak biz karşısında dik dik duracağız inşallah. Su faturaları aldı başını gidiyor. Doğalgaz, doğalgazı da nereden getiriyoruz? Elektrik, Allah'ın suyunu, şuradan getirdiğimiz, barajdan aldığımız suyun fiyatından fazla. Doğalgaz, elektrik faturası düşük kaldı, su faturası aldı başını gidiyor. Bunlar belediyecilik yapacak hali. Şimdi ben sözlerimi fazla uzatmayayım. Çok değerli konuşmacılarımız da var. İnşallah Allah birlik beraberliğimizi bozmasın. Yapacak çok işimiz var. Burada ocu, bucu, şucuyu bırakarak tek birlikte AK Parti olacağız inşallah. Ben sözlerime son verirken hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Başkanlarımız, değerli gönüldaşlarımız, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Efendim kongreye davet ettiği için Göksel Bey'e, talimatları için de Cemal abiye teşekkür ediyorum. Ne davet lan dedi, geleceksin işte dedi, ben de geldim. Çok teşekkür ediyorum. Efendim ben Bandırma'da olmaktan dolayı son derece mutluyum. Bu bölge, yani hepiniz biliyor da, misafirlerim için söylüyorum. Bu bölge Türkiye'nin en özel bölgesidir ve çok hassasiyet göstermesi gereken bir bölgesidir. Yani Bandırma ve Güney Marmara devletin özen göstermesi gereken bir bölgedir. Sadece tabii ki Balıkesir'in parçası değil, Çanakkale ve Bursa'nın belli bir bölümü de dahildir.
Sayın Milletvekilimiz Ali Taylan, Öztaylan kardeşimiz bu konuda çalıştığını söylemişti. Devam ediyor mu bilmiyorum. Güney Marmara ile alakalı. Olumladı. İnşallah bu bölge ile alakalı çok farklı projeler gerçekleşir. Biz 2014 senesinde Büyükşehir Belediyesi'ni kurarken burayı ayırmıştık. Güney Marmara daire başkanlığımız vardı bizim burada. Halen devam ediyor mu etmiyor mu bilmiyorum. Değerli dostlarımız, tabii biz son seçimde ikinci parti olduk. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu hafta bir açıklama yaptı. Dedi ki, milletimiz Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermedi. AK Parti'den desteğini çekti. Milletle AK Parti arasına bir mesafe girdi. Yani millet gücendi. Tabii ben vatandaş olarak yaşayan birisiyim. Mustafa Kemal Paşa'nın bir mahallesinde kalıyorum. Sayın Divan Başkanımızın söylediği gibi bizim devletin birliği bütünlüğü terörle ilgili politikalar, gönül coğrafyası politikaları, Türk dünyası politikaları, Kuzey Afrika, Orta Afrika, efendim Doğu Akdeniz, güvenlik politikaları, silah sanayi vesaire vesaire alakalı hiçbir itirazımız ve eleştirimiz var mı? Asla. İyi ki Tayyip Erdoğan var, iyi ki AK Parti var, iyi ki Cumhur İttifakı var. Yoksa bu olmasaydı şu anda burada bu toplantıyı, bu kongreyi yapamıyor olacaktık. Şükürler olsun ki varlar. Şükürler olsun ki başımızdalar. Peki o zaman millet bizim aramıza niye mesafe koydu? Yani mesafe koydu kesin. Sayın Cumhurbaşkanımız söyledi. Değerli dostlar, biz büyük işlerde sıkıntıya düşmedik. Tayyip Bey, ilçe başkanımız dedi galiba, büyük işler bana bırakın, siz küçük işlere bakın. Evet, büyük işlerde bizim herhangi bir sıkıntımız yok. Biz küçük işlerde kaybettik. Bizim ilk başlangıç cümlemiz şuydu partinin kuruluşunda. Kimsesizlerin kimi, sessizlerin sesi olmakta. Demek ki burada bir aziyetimiz var. Biz deryaları, denizleri geçip de efendim derelerde boğulan bir durumdayız şu anda. Derede boğuluyoruz. Yani AK Parti'nin rakibi gene AK Parti. Kendi kendimize sıkıntıya düştük. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımız milletle aramıza giren mesafeyi söyledi de sebeplerini söylemedi. Ben buradaki bir protokol konuşmasında yok Büyükşehir Kanunu, yok efendim Cumhurbaşkanlığın eksik kalan tarafı bilmem ne demeyeceğim. İhtiyaç olursa konuşuruz, ayrı konu. Ama bir konuyu gündeme almak istiyorum. Sayın vekillerimiz burada, Sayın Genel Başkan Yardımcımız burada. Ben tabii Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeliği yaptım da yürütme kurulu üyeliği yapmadım. Ne konuşulur, ne yapılır açıkçası bilmiyorum. Şimdi görselde var, slaytta var. Sağlık sistemiyle alakalı. Doğrudur. Sağlık sistemi çok kötüydü. Evet, bu sağlık sistemini biz düzelttik. Ama şimdi vatandaş olarak ben söylüyorum. Yine sağlık sistemi filan kalmadı. Yani biz düzelttiğimiz sistemi kendimiz bozduk. Günlük işlerde sıkıntılarımız var. Bunların bir şekilde halledilmesi lazım, iletilmesi lazım. Son cümleyi söylüyorum. Efendim düzeltmeye çalışıyorlar, yine yanlış yerden başladılar. Aile hekimlerinden başlayarak sağlık sistemi filan da düzeltilmez sayın vekillerim. Şimdi bunu şunun için söyledim. Milletle aramıza giren mesafeyi konuşabilelim diye söyledim. Benim kendi AK Partililiğimden, Tayyip Erdoğan sevdamdan, bu yola baş koymuşluğumdan hiçbir tereddüdüm, hiçbir şüphem yok. Sizlerden de yok. Ama problem var mı? Evet var. Var ki millet bize mesafe koydu. Onun için de tamamdır. Sayın eski ilçe başkanımız çok güzel bir konuşma yaptı. Fitneye sebebiyet vermemek diye. Fitneye sebebiyet vermiyoruz. Yine el birliğiyle, gönül birliğiyle hep beraber Cumhurbaşkanımızın peşinde, AK Parti'nin peşinde, Cumhur İttifakı'nın yanında faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Hayırlı uğurlu olsun. Hürmetlerimle.